18-25 Aralık'ta asgari ücret belirlenecek toplantılar evet. başladı. İkramiyeler bu, konuşuluyor. Doğru. Ne anlatacağız? Hangi başlıkta? Şu an bu Aralık eli kullandığı olanlar. Evet, Aralık ayı önemli bir ay ee, ve Ocak ayı tabi. Hem emekliler, memurlar, işte işçiler, sosyal yardım alanlar, işsizler, herkesi ilgilendiren değişiklikler oluyor. Biliyorsun Aralık ve Ocak aylarında. İşte ...enflasyon açıklanıyor, maaşlar artıyor hatta bütün çalışanları ilgilendiren bir kısmı da var. Şöyle bir hani hangi tarihte ne olacağı çıkarttık hem de biraz onların üstüne konuşalım istedim. Mesela asgari ücret 18-25 Aralık'ta belirlenecek. 18'inde yani önümüzdeki pazartesi günü ona da baktım takvimde hiç sıkıntı yok. Pazartesi günü ikinci toplantı yapılacak. Ben şu an çaresizim farkında evet. mısınız? Takvimi <laughs> farkında. ben bulamadım. Evet, evet. ekrana verdi arkadaşlar. Ee, 18'inde ikinci toplantı yapılacak. Öyle gözüküyor ki üçüncü toplantı da bir, bir sonraki hafta yapılıp asgari ücret belirlenecek. Asgari ücrette de ne demiştik %40-45 civarında bir artış bekliyoruz. 25-29 Aralık'ta 5000 lira ikramiye var çalışanlar için. Burada niye 25'ini seçtik? Çünkü bütçe görüşmeleri başladı onlar biter bitmez torba yasanın kalan maddeleri de görüşülmeye Hı -hı. başlayacak. O haftada çalışan emeklilere de 5000 liranın ödenmesi söz konusu olacak. 31 Aralık'ta hep o uyarıyı yapmıştık. 31 Aralık'a kadar mutlaka emeklilik için borçlanmalarınızı yapın. Asgari ücret %40-50 artarsa sizin de masrafınız %50 artar diye Başvuru yapılacak. Para ödemeye gerek yok. O yüzden de borçlananlar aralıkta başvursun. Şimdiki asgari ücretten ödeyecekler. hesabında yapmıştık. 70 bin lirayı bulan kazanç var orada. Hı hı. 1 Ocak yeni asgari ücret yürürlüğe girmiş olacak. Herkes o maaşı alamıyor. İşte çalışıp alıyor ya işçiler. Şubat'ta alacaklar ama 1 Ocak'tan itibaren geçerli olacak. Ocak maaşları yeni asgari ücretten olacak ve yüksek olacak. 1-5 Ocak arasında memur... Emeklilerinin maaşları yatırılacak ama zamsız yatırılacak. Çünkü 3 Ocak'ta enflasyon belli olacağı için onlara da ay içinde fark ödeniyor. 3 Ocak'ta enflasyon açıklanacak nasipse inşallah burada oluruz ve yine canlı yayında hesaplarız. Beklentimiz işte orta vadeli programa uyumlu olarak %38-40 civarında bir 6 aylık enflasyon çıkması bunun da refah payı ile birlikte 45-50 şeklinde hem emeklilere hem de memurlara yansıması şeklinde. Ama o 3 Ocak'ta enflasyon açıklandıktan sonra hükümet bir karar alıyor. Hani refah payı veya işte taban maaş artışı neyse onun da yasası çıkıyor. 15 Ocak'a yetişiyor. 15 Ocak'ta da memurlara zamlı maaş ödenecek. Hatta 14 günlük fark da yatırılıyor. 17-26 Ocak'ta SSK ve Bağkur emekleri Yeni maaşlarını zamlı maaşlarını alacak. Emekliler peşin alıyor biliyorsun maaşlarını. 25-28 Ocak'ta Bağkur emeklilerinin zamlı maaşları ödenecek. 1 Şubat'ta da asgari ücretliye zamlı maaşı ödenmiş olacak. Bu arada işte bu 17 ile 25'i arasındaki haftalarda da memur emeklilerine zam farkları ödenmiş olacak. Böyle bir... Hızlı bir takvim var Aralık, Ocak aylandı şöyle bir bir ay içinde. İnşallah biz de burada her gelişmeyi izleyenlerimizle paylaşırız. Bizi takip etmeye devam etsinler. En doğru bilgileri buradan alırlar. Onu da söylemiş olayım. Peki şimdi bunlar eli kulağında olan başlıklar ekrana taşıyacağız. Zaten tarihler geldikçe Faruk abin de söylediği gibi. Şimdi bir yandan Meftun bir ara WhatsApp'ına da bakarsa iyi olur.